Şimdi Müteahhitler Birliği geçen yılla ilgili öyle bir rapor hazırladı ki mavi yakalılar maaşlarda beyaz yakalıları geride bıraktı. Şirinler yani mi? Meslek grupları inşaat işçilerinin maaşları yer yer 150 bin lirayı geçtiği söyleniyor. Derinlemesine bir girdik sorduk acaba neden, hangi iş yükü acaba size bu rakamları verdirtiyor, nasıl hak ettiğinizi düşünüyorsunuz bütün bunları diye cevaplar geliyor şimdi. ...150 bin liraya varan ücretler konuşuluyor. Ya işlerimiz göründüğü gibi değil, tehlikeli ve zordur. Mavi yakalı işçiler kara borsaya düştü. İnşaat sektöründe maaşlar 150 bin lirayı gördü. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum. Şu an bizim maaşımız 110 lira. Türkiye Müteahhitler Birliği 2023 yılı değerlendirme raporunu açıkladı. Raporda en dikkat çeken inşaat işçilerinin ücretleri oldu. Artık ücretlerini kendileri belirleme noktasına gelmiş durumdalar. İnşaatlarda asgari ücret diye bir kavram tabii ki de yok. Hele hele bir de elinizde demircilik, kalıpçılık diye bir zanaatınız varsa günlük yevmiyeniz 2000 ila 3000 lira arasında değişiyor. Bu da en az aylık gelirinizin 60-70 bin lirayı bulması demek. Demircilerle kalıpçılar o civarda alabilir. Götürü iş alsalar 180 falan tutar. Benim eşim devlette doktor olarak çalışıyor. 70 bin lira maaş. Bu rakamlar bizim şantiye şeflerimizin maaşının üstüne çıkmış durumda şu anda. Mühendislerimizin maaşının üstüne çıkmış durumda. Demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü. Ara eleman bulmak zorlaştıkça mavi yakalılar maaşta beyaz yakalıları solladı. Yönetici maaşlarını bile çok gerilerde bıraktı. Ara elemanlarda en yüksek rakamı kazanan vinç operatörleri. İşte bu arkamdaki binanın yanındaki o sarı direğin üzerine çıkıp çalışıyorlar. Yaz demeden, kış demeden. Onların aylık kazancı 150 bin lira. Ben şimdi vinç operatörü arasam Ankara'da çıkar mı? Abi zor çıkar ya. Çünkü eskisi gibi değil artık. Herkes yurt dışına kaçıyor. Gençlerimizin bir uzmanlık alanına, meslek liselerine, sanat okullarına yönlendirmemiz lazım. 2023 rakamları o raporla ortaya konulurken yeni senede maaşlardaki artışta merak konusu oldu. Sezonun başlamasına göre belirlenir ama bunların hepsinin sonucu çok pahalı konutlar, çok pahalı inşaat maliyetleri demektir. Meslek seçimi bir farklı şekilde, meslek liseleri biraz bir farklı şekilde önem kazanmaya başladı. Çünkü artık bu tarz elemanlar bulunamıyor. Bak, iş gücü, yüksek bir emek, yüksek göze alınan bir risk var bütün bunların içinde. Hal böyle olunca hem sayı olarak azız hem de rakam olarak hak ettiğimiz bunlardır şeklinde bu binaları yaparken alınan riskler göz önünde bulundurulursa haklılar mı acaba? Tabii canım. Niye hak etmesinler ki? Yani şöyle bir şey, piyasada az bir vinç operatörü varsa fiyatı elbette yükselir. Evet. Son derece de normal. Önemli olan buna yatırım yapmak. Meslek liseleri, sanat liseleri ne kadar önemli görüyoruz. Her yere üniversite açıp da hadi ben işletmeci olacağım, ben televizyoncu olacağım, ben doktor, avukat vesaire öğretmen olacağım demek evet herkesi oraya yönlendi. Evet. Ama işte bazı arkadaşlar da yurt dışına kaçıyor dedi ama yurt dışına gidiyorlar muhtemelen. Oralarda Türk firmaları da iş yapıyor malum. Deprem bölgesinde çok fazla şu an faaliyet söz konusu. Bir vinç operatörü hemen oraya gidiyor. Özellikle İstanbul'umuzda, Ankara'mızda ya da ne bileyim inşaat yapılan yerlerde eleman bulmak zor. Tabii. Keşke bileydik de çünkü kolay bir şey değil ya. Onu alıyorsun, ölmüyorsun falan filan. 150-200 bin lira. Yani şimdi burada helal ciddi olsun. Mutlaka ciddi bir mühendislik hikayesi de olması lazım burada. Yani bütün bu ölçümleri yapmak, o göze almak yani ciddi anlamda büyük bir risk içeren bir iş yapıyorlar. Tabii. Bir çünkü kepçe operatörlerini görüyoruz mesela. Yani onlar da fazla bulunamıyorlar ya. Hı hı. Bir anda o kepçe yandaki evin balkonuna, odasına dalıverebiliyor mesela. Dolayısıyla burada yapmış oldukları istatistikler de kıymetli bu çalışmalar. Hı hı. Vallahi helal olsun, biraz daha arttırmakta fayda var tabii ki o sayıyı. Çünkü maaşlar hiç fena değil. Vallahi Türkiye'ye gelin, dolar bazında daha da kazanıyorsunuz. Evet. Çok acayip bir şey. Hı hı. Güzel. Artık kazanmaları lazımdı güzel kardeşlerim. Kesinlikle. Hadi bakalım. Her meslek zor, her mesleğin hak edişleri vardır. Onun için biraz daha hani iş bulamıyoruz diye hani sokaklarda dolaşanlar, aman biz ne yapsak olmuyor diyenler, farklı farklı meslek seçmeye çalışanlar var ya, işte buyurunuz efendim. Affedersin de zırt diye de olunmaz mutlaka olunmaz. Ama emek olmadan hiçbir şey olmaz ki. O yüzden meslek liselerini bir coşturmak lazım. Evet. Her şeyi kapatıp başka bir okul yaparsan sıkıntı oluyor. Evet.